Birçoğumuz gün içinde mahallede gezerken marketlere girip çıkıyoruz ve günümüzün marketlerinde artık birçok farklı ürün satılır hale geldi. Elektronik eşyalardan kamp malzemelerine kadar birçok şeyi, karavandır, motosiklettir, hatta ne diyorlar, tiny house'ları bile marketler satmaya başladı. Televizyonlar, kırtasiye ürünleri. Peki akıllarda hep şu soru var. Biz hazırlıkçılar, biz kampçılar, biz survivalistler bu marketlerde satılan ürünleri alabilir miyiz? Ben sizin için kendimi yaktım. Demin mahallede dolaşırken Migros'a girdim. Baktım orada 2 tane ürün var arkadaşlar. Bir tane survival bileklik, paracord bileklik. Bir tane de çatal kaşık seti var arkadaşlar. Bu sponsorlu veya bir reklam içeriği değildir ama yasal uyarımı yapayım. Reklamdır. Öyle söyleyeyim, marka vesaire göründüğü için. Migros'tan aldım bunu. Fiyatları da belli. Hazırsanız bu ürünleri beraber inceleyelim. The Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Direkt ürünlerden başlayalım arkadaşlar. Öncelikli olarak Paracord bilekliğe bakalım. Paracord bileklik 84 liraymış. Ben bunu daha önce açtım. Biraz denedim, kurcaladım. İçinden çıkan bileklik bayağı büyük geldi bileğime. Tabii ben şöyle yapayım. Ulan tutturamadık bir dakika. Heh. Şöyle. Bu videoyu daha önce kaydetmeye çalıştım ama ne yazık ki şey oldu. Kamerayı tutturamadım bir yere ve patladık. Şu şekil açayım abi. Biraz vücudum engelli gibi oldu ama. Yani bildiğiniz paracord bileklik. Ha, ipler gerçek paracord mudur, kolpa mıdır? İşte onu test edemeyeceğim. Ama 84 liraya düdüğü var, pusulası var, ateş başlatıcısı var. Bence alınabilir. Yani 84 lira abi. Bir paket tütün mamulleri ücretine. Şu ateş başlatıcısını denemek istedim ben mesela. Bakayım. Çakıyor. Düdüğünü deneyelim mesela. Yani çalışıyor yani. Hayatımdaki en saçma ürün incelemelerinden biri olabilir. Ama dedim ki ben bunu yapmalıyım ya. Bir de böyle bir şey deneyimlemeliyim. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Bileğime takamayacağım şu an. Ya da takayım bir dakika. Diğer kamerada görüyorsunuz. Abi çok büyük yapmışlar ya. Ama doğaya çıkarken takılabilir. Gün içinde sürekli taşınır mı bu bilekte derseniz, bence taşınmaz abi ya. Zor. Kaba. Aa, etim gitti. Yani bir bilekliğin nasıl takılamayacağını canlı olarak gösterdim. Ben artık saat bile zor takıyorum. Yani şu şekilde duruyor bilekte. Pusulası bakayım doğru mu? Doğru abi. Neyse, gelelim diğer ikinci ürüne. İkinci üründe bir çatal kaşık seti. Gayet kampçılar için uygun bir set. Bunu bizim hazırlık çantamıza, EDC çantamıza da koyabiliriz. Yani bir yerde sen konserve açtın ve konserve yiyorsun. Konserveyi tabii ki elinle yemeyeceksin. Bu kaç paraymış abi? Bu da 117 lira. İkisini zaten 201 liraya aldım. Şöyle açalım abi. Bunu da kurcaladım ben tabii size göstermeden önce. Güzel yapmış adamlar. Ha, bunun kalitesi nasıl anlaşılır? Bir fikrim yok. Açık konuşmak gerekirse. Şöyle bir ipucu var. Normal kaşığı açtın. Kaşığı tutunca ben Matrix'teki o ne yiyorlardı ya onlar? Pirinç lapası yer gibi tutası geliyor insan böyle. Evsizler gibi, ama şöyle kibar kibar da yiyebilirsin. Yani onun dışında şöyle bir güzelliği var bunun. Bunların hepsinde mi var bilmiyorum, daha önce hiç karşılaşmadım. Bu ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Yani şu çatal kısmını açınca mıknatıslar biraz devre dışı kalıyor. Mıknatıs ve pimler var, pimler tutuyor. Açıyorsun abi, çat, ikiye bölünüyor. Bölün lan, bölün. Evet, nasıl ürün incelenmez. Evet, bu şekilde bir parça çıkıyor. Şurada bir şişe açacağı var. kullanılır mı? Artık çakmakla hepimiz şişe açabiliyoruz günümüzün dünyasında. Pimlerini de görüyorsunuz. Şuralardan yapışıyor. Bir de bıçak koymuşlar. Onu da açalım kendimizi kesmeden. Dur bakayım. Evet. Şu şekil bir bıçağı var. Yani bunu bulaşık makinesine atmayı teklif etti eşim ama bulaşık makinesinden sağ çıkabileceğini zannetmiyorum. Ama tatlı bir ürün. Ben kendi EDC çantama, kamp çantama koymayı düşünüyorum. Kapatırken de şu şekil gösteremiyorum ki. Pimleri kapatıp çatalı kapattığımızda kapanıyor abi. Yani 100 kaçtı? 117 liraya anca bu kadar. Yani bilmiyorum ya. Şu ikisi 201 lira tuttu. Yani hediye olarak alınabilir. Neyse, videoyu buraya kadar izlediyseniz ben şeyle de alakalı konuşmak istiyorum. Geçen bir bıçak incelemesi yaptık. Bıçak incelemesine bir sürü garip yorum geldi arkadaşlar. Bu yorumları bir açığa kavuşturayım ama önce bir bıçağı elime almak istiyorum müsaadenizle. Bıçak bu arkadaşlar. Mesela neyi eleştirmişler? Ya hayatta kalma bıçağı bu kadar kalın mı olur? Bu hayatta kalma bıçağı değil abi. Bu tactical bir bıçak. Yani bu senin odun yarmak için, belki demir değil de ne denir ona, saç falan yarmak için, başka şeyler de yarmak için de söyleyemiyorum burada. Böyle bir bıçak. Yani bunu bir Bushcraft bıçağıyla karşılaştırmak hata olur abi. Ha, parasını eder mi falan demişler. Tartıyorsun, 400 gram geliyor. Şu an piyasada bulunan benzer bıçaklar, yani Bushcraft diye tabir edilen bıçaklar 250-220 gram arası. Yani gerçekten yani bir şey yarmak için, kırmak için, bozmak için güzel bir bıçak. Şöyle bir durum var. Bununla biri domates testi yapmamı istemiş. Domates kes, bir kasa, bir görelim demiş. Kardeşimizin domatesin kilosundan, kasa fiyatından haberi yok galiba. İşim gücüm yok, ben bunu test edeceğim diye bir kasa domates mi doğrayayım? Artı bu doğrama bıçağı değil abi. Ya bu tamamen yarma ve parçalama bıçağı. Taktik bıçak, taktik. Yani bu zaten bu kalınlıkta sen domates yarmaya çalıştığında çok da başarılı olamayabilirsin. Ya keser eyvallah ama domatesi parçalayarak yok edersin. Söyleyeceklerim bu kadar. Dedim siteye, sayfaya, YouTube'a bir tane daha bu tarz bir ürün inceleme videosu gelsin. Basit böyle ufak tefek şeyleri de inceleyelim arada. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Migros gibi veya diğer ucuzlukçu marketler gibi bir yerden kamp malzemesi alınır mı, kullanılır mı? Yoksa büyük mağazaları mı tercih etmek lazım? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın arkadaşlar. Şu kağıdı da bir yarayım bakayım, yarılacak mı? O sese gel. Çok iyi. Kendinize iyi bakın. Zombi Podcast'ı dinlediniz. İstasyon şefiniz Tonguç ben.